Ya açın diyor. Eyvah. Dur açıyorum ben kapıyı ha. Aman lan açıyorum. Sakin ol. Derinlere indikçe daha karanlık sırlarla yüzleşmeye hazır mısınız? Bugün Banban Anaokulu'nun terk edilmiş katlarına giriyoruz. Ama bu kez işler daha da tehlikeli. Her köşede saklanan bir korku. Her kapının ardında keşfedilmeyi bekleyen gizemler var. Kayıp çocuğumu kurtarmak için bu labirentte dolaşırken başıma neler gelecek? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz burada hayatta kalmak için her şeyimizi ortaya koymamız gerektiği. Şimdi başlamadan önce siz YouTube'un en kral oyun severleri hemen şimdi bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfin çıkarın. Evet oyunumuza başlıyoruz. Yine burada bir arkadaşımız var. Sanırım yine Banban Anaokulu'ndayız. Üst katta neler oluyor? Düşünmek bile beni korkutuyor. Yüzlerce öfkeli hayvanın sonunda sadece sizi ve arkadaşlarınızı yani onların tutsak edenlerini yakalamakla huzur bulabilecek şekilde kaçtığını hayal edin. Edelim bakalım. Durumu güzelleştirmeyeceğim. Büyük beladayız ortağım. Vay ortak olduk. Burada uzun süre kalamayız. Tabii eğer tek lokmada yutulmak ve keskin dişlerle sindirilmeyi beklemek istemiyorsan diyor. Tamam hemen kaçarız merak etme. Şöyle temel eğitim amacıyla koşmak, shift vesaire tuşları gösteriyor bize. Oyuncağı kullanmak için sol fare tuşuna basın. Yine bizim drone'umuz var anladığım kadarıyla. Geçen oyunda olduğu gibi. Şöyle drone'umuzu belirli bölgelere hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Yine şurada bir buton var. Geçenkisinde de ilk etapta butona basmıştık diye hatırlıyorum. O yüzden şu butona bir bassın bakalım bir. Ne olacak görmüş olalım. Çarpmadan giderse tabii ortağımıza. Gel bakayım buraya. Gel. Şöyle gel o zaman. Seni bir oradan kurtaralım ilk önce. Tamam şimdi gelirsin herhalde ya. Gel bakayım. Abi oraya takılıyor. Ne oldu sana böyle? Sen bu kadar kötü değildin ya. Neyse. Gel bakalım. Gel. Ha geri mi gidiyor ben? Bir tuşa basınca. Okey anladım. Tamam. Şimdi halledeceğim. Gel bakayım. Gel. Şuraya gel. Geliyor galiba. Tamam şimdi şuraya. Hadi bakalım. Şöyle bir sertçe ne vur. Yes. Şimdi kapı açıldı mı? Yoksa başka bir şey daha gerekiyor mu? Şöyle bir çevremize bakınalım. Ha burada kapıyı açacak kart var sanırım. O zaman şuradan bu kartla kapıyı sanıyorum açacağız. Ortak ya sen de kaç. Söz olmadan çünkü burası pek güvenli bir yer gibi görünmüyor. Kendisi gelmiyor. Neyse ben gideyim. Ortak çıkış için biletimiz bu. Evet benim sayemde tabii ki de. Tamam burayı da açıyoruz. Beni takip et. Saklanabileceğin bir yer biliyorum. Tamam sen önden git hadi. Çok da güzel değil ama en azından boş olmalı diyor. Peşinden gidelim arkadaşımızın. Ortağımızın. Böyle karanlık bir bölgedeyiz diyebilirim. Yani sadece aydınlatma şu lambalardan ibaret. Anaokulun gizem yerleri. Ne? Hadi ya karanlıkta kalamayız. Şu ışığa doğru gidelim. Eyvah. Sadece ışığa doğru yürüyoruz şu anda. Zifiri bir karanlık yani çevremiz. Umarım burada bizi bir şey yakalamaz. O çıktı. Önden koştura gidiyor valla. Şimdilik güvenli olmalıyız diyor. Tamam. Oo, burası ne böyle be? Anaokulun herhalde böyle... O çocukların oynadığı bir yer falan mı burası acaba? Ne oldu dostum? Bir şey mi anlatacaksın? Dostum burayı hiç özlemiyorum. Burası senin nezaketinle aşağı atıldıktan sonra buraya sığındım. Burada çok defa soğuk ve yalnız geceler geçirdim. Unutmak istediğim geceler. Vay be. Ne zor günler geçirmiş.
Kraliçe, Bitter, Giggle ve birkaç kişi tarafından bulundum ve işlerin daha iyi olabileceğini inanacak kadar aptaldım. Ama işte buradayım. Yeniden başa döndüm diyor. Daha önce söylediğim gibi, Kraliçe'nin asasını mümkün olan en kısa sürede almalıyız. Yaramazları yeniden kontrol altına almamıza ve kapıyı açmamıza... Bunu kimsenin ulaşamayacağı bu odada sakladık. Bir daha asla kullanamayacağım. İşte doğru yerdeyiz. Kapıyı açmak için farklı sektörlerde dağılmış 4 anahtarı etkinleştir. Yaramazlar ışıktan nefret eder. Aydınlatılmış alanlarda kaldığınız sürece güvendesiniz. Yapmamız gereken ilk şey diğer sektörlere güvenli bir şekilde nasıl ulaşabileceğimizi bulmak. Biraz etraflıca düşün mü diyor. Evet galiba. Karanlıkta alandan alana güvenli bir şekilde ilerlemenin bir yolunu bul. Buradan gidiş değil herhalde diye tahmin ediyorum. Buradan mı gideceğiz? Şuralara önce bir kolaçan ederim diyorum ben. Şu kapı açılıyor mu acaba? Bir deneyelim hemen. Yok, bu kapı açılmıyor. Tamam. Şöyle bir çevremize bakınmaya devam edelim o zaman. Şurada bir televizyon olduğunu görüyorum yine. Ve yanda ürünler var ama tabii kaset yok diyor burada. Çekiç var. Aa, drone'u. Bizim elimizdeki oyuncağı galiba buradan özelleştirebiliyoruz arkadaşlar. Neyse şöyle kalsın ya. Tamam. Yani lazım olursa yine özelleştiririz buradan. Buradan şurada şöyle bir parkur gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Ve şurada bir kapı var. Oraya gitmek mantıklı olabilir gibi geldi şu anda ama. Bilemedim açıkçası. Durun bir deneyelim hemen. O tarafa doğru gitmeyi. Şuradan şöyle atlasak. Buradan geçiş yok fakat. Şöyle atlayamaz mıyız? Tekrar ediyorum. Hemen şöyle hoppala yapalım. Şuradan karşıya geçelim. Buradan buraya geçelim. Buradan buraya mı atlayacağız acaba? Şöyle gitsek. Yani mantıklı gibi duruyor. Şuradan atlayınca olmuyor. O zaman buradan böyle üstten beri yürüyerek geçsek daha mantıklı olacak sanki. Tamam. Buraya kadar geldik. Buradan buraya geçtik. Buradan yukarıya atlanmıyor. Tamam. Buradan da yine yürüyerek devam edelim o zaman. Şöyle yavaş 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 yavaş. Tamam. Buradan zaten ana yolumuza çıkıyoruz. Yukarıda dikkatli ol. Bağırmasan iyiydi biraz. Neyse. Şuradan. Tamam. Şuraya ama ilk başta atlayacağız. Buradan buraya. Ve dümdüz ileriye doğru çıkalım. Biraz uğraştırdı ama geçmeyi başardık diyebilirim. Evet, burası da karanlık bir odaymış. Tahmin ettiğimiz gibi. Karanlıklar zaten tehlikeli olduğunu söylemişti. Bizi karanlık bir yere getirdi. Yani ne bekliyorduk ki? Neyse. Burada bir yatak var. Bu yatakta bir şey yok. Burada bir kapı var. Ama bu kapıyla alakalı bir şey olabilir mi? Neyse şuraya bakayım. Aa, burada bir şey var. Tamam, bunu aldık. Oha, geliyor. Bu ne lan? Hareket ettirmiyor şu anda yalnız beni. Hiçbir şekilde. Ne yapacak? Tahmin ettiğim gibi. Yani kaçmama müsaade etmeden beni yakaladı. İğrenç suratıyla. Neyse sağlık olsun. Şimdi. Ama galiba buradan alacağım şeyi aldık diye tahmin ediyorum ben ya. Bakalım öyle miymiş. Dönelim hemen. Tamam, yine yukarıdayız zaten. Tekrar istiyorsak birazcık kolaçan da edebiliriz. Tekrar aşağıdan başlatmalı çünkü. Şöyle bir yatak gibi bir şey var. Burada bir şey yok gibi duruyor. Burada bir şey var. Şurada bir kapı için açacak şey var. Burası. Tamam. Bak burada da aynısından varmış. Okey, bunu da aldık. İyi ki dönmüşüz geri arkadaşlar. Bir de burası var ama yok, burası açılmıyor şimdilik. Yani daha sonra mı açacağız artık bilmiyorum ama tamam. Buradan burada bir kitap var. Ne diyor? Sözlük gibi bir şey. Neyse.
Burada alacağımızı aldık diye tahmin ediyorum ben. Buradan atlasak herhalde bir şey olmaz. Evet, olmadı. Güzel. Şimdi bunlara bakmıştık. Ha, şurada bizi bekliyorlar. Yanında da biri var. Farklı hikayelerden bir karakter olabilir bu diye tahmin ediyorum. Hey ortak, başkalarını kandırıp onları hapse atan biri hakkında bir şeyler biliyor musun? Bu kadın birinin onu kaçırıp hapsettiğini iddia ediyor. Bu mu? Ama kaçmayı başarmış. Onlara iyi bir bakış atamadım. Suçlunun inanılmaz derecede zeki ve işinde iyi olduğunu ve çok yakışıklı olduğunu hissediyorum. Onu demedim. Demem. İçgüdülerim asla yanılmaz. Bir şeyler bana onun çok yakışıklı olduğunu söylüyor. Ama doğru yere geldin hanımefendi. Şimdilik burası güvenli bölge. Öğrencilerim benim sorumluluğumda. Sınıfın tamamı katılmadan burada ders veremem. Müdür bunu yap. Suçluyu bulmalıyız ama önce hayatta kalabilecek miyiz emin olalım. Girişe gidip ilk anahtarı aramaya ne dersin? Stinger Flynn'ı buraya getir diyor. Bayan Mason, çok şey yaşamış gibi görünüyorsunuz ve herkesin odaklanması gerekiyor. Şimdilik dinlenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada emirleri bu veriyor galiba. Bunu canlı olarak atlatmayı başarabilir misin? Lambert direklerini takip et ve güvenli bir şekilde ulaşım için oyuncağını kullan. Ok bu tarafı gösteriyor. Buradan ilerleyeceğiz sanırım arkadaşlar. Burada şurada da bir şey olduğunu görüyorum ben. Şuraya bir önce çıkacağım o yüzden. Buraya basabiliyoruz mu? Yok, burası çalışmıyor. Enerji yok galiba burada. Oyuncağını taşıyarak gitti dedim bu. Tamam. Gel abi sen. Şöyle bir gel bakayım sen. Ha tamam, bu ışık yapıyor biraz. Bunun ışığının altında gideceğiz galiba. Şöyle lambaları işaret ede peşinden gideyim. Işığının altında bekleyeyim diyorum ben. En mantıklısı o gibi. Bayağı da uzun bir yol mu var burada? Karanlık. Umarım bir şey çıkmaz karşımıza. Buradan buraya geldik. Güvenli bir yere gidiyor. Niye güvenli bir yereyim? Zaten güvenli bir yerdeyim bence. Neyse. Şöyle gelelim. Tamam. Şöyle hemen şunun ışığında ilerleyebilirsem güzel olacak. Tamam. Ne oldu lan? Lamba falan da göremiyorum ki. Lamba... Birazcık havaya doğru şey yaptık. Ha, birazcık daha fazla aydınlatıyor. Böyle daha mantıklı. Biraz daha havaya doğru ben buna komut verirsem benim için daha iyi olacak anladığım kadarıyla. Şöyle. Tamam. Yaklaştık galiba. Gerçi demin de yaklaşmıştık ama. Şöyle hemen geçelim. Şöyle yukarıya doğru. Hop. Evet, gelmek üzereyiz arkadaşlar. Gitmek istediğimiz yer şuradaki enerji yeri galiba. Öyle tahmin ediyorum yani. Tamam. Merdivenlerine geldik sayılır. Gitti misin maşallah. Sen yine önümü benim bir aydınlat da ne olur ne olmaz dostum. Bu ne böyle? Bir not var. Garip bir resimlerle mesimlerle bir şeyler anlatmışlar. Enteresan. Şuraya basalım. Ne oldu? Işık mı verdik oraya şimdi? Bakıyorum çevreme. Başka yapabileceğimiz bir şey. Ha, burada kapılar var. Okey. Kapıları açamıyoruz mu? Bakayım. Yes. Açıyoruz. Burada da kapılar var bu arada. Bunlar açılıyor mu? Bakalım hemen. Tamam, bunlar aynı yere çıkıyor zaten. Çok da bir anlamı yok galiba diğer kapıların. Şimdi enteresan bir yere geldik. Şöyle bir bakalım çevremize. Böyle yine bir hol gibi bir şey. Burada yön tuşları var çevirmeli. Burada bir kaset var. O kaseti alalım. Kaset mi? Kart mı? Tam anlamadım ama. Yine burada da yön tuşlarıyla çevrilebilecek bir mekaniği olan bir şey olduğunu görüyorum. Hemen şu alt katları da dolaşalım istiyorum.
bir şey var mı burada bizim için ipucu olabilecek diye. Şu anda yok gibi görünüyor buralarda ama. Ha bak şurada bir şey var yine. Tamam. Bu neymiş? Bu da kaset. Bunu da alalım. Okey. Orada güç gibi bir şey var. Burayı açabiliyoruz mu? Evet, açılıyor burası. Okey. Oo, bu ne böyle be? Şey, gittiler mi? Yani seni ne ilgilendirir dostum ya? Oğlum niye üzerime geliyorsun? Endişelenme, sana zarar vermeyeceğim. Okey. Zaten yeterince zarar verdim. Yaptıklarımı telafi etmediğini ve seni alt etmeye çalıştığımı biliyorum. Ama özür dilerim. Gerçekten öyle diyor. Okey. Üzerime ne geldiğini bilmiyorum. Sadece kendimi geri tutamadım. Sonucunu tahmin ediyordum ama yine de sınırlarımı aşıp bu aptal şakayı yaptım. Ve şimdi kraliçe muhtemelen benim yüzümden ölmüş olabilir. Beni affetmezsen seni suçlamam ama affedersen çok minnettar olacağım. Yaptıklarımı telafi etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bil. Komik ne vardı burada bilemedim ama. Asanın saklandığı odanın anahtarını bulmak için buradasın değil mi? Burada ama şu dolabın içinde ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Tamam dostum. Burada ama dolabın içinde. Gelelim bakalım. Burada bir tuş var. Bu tuşlar basılıyor mu? Basılmıyor. Okey. Garip bir yere. Burada yine bir bulmaca çözmemiz gerekecek galiba. Şurada şöyle renkler verilmiş. Bunlar koltuklarının renkleri anladığım kadarıyla arkadaşlar. Aşağıdaki renkler. Ve her koltuğu doğru renk sırasıyla olduğu yerlerdeki butonlara sırasıyla basmamız gerekiyor diye tahmin etmekteyim. Şimdi hemen başlayalım. Tek seçenekte bu kaldı, bu olmalı ve çözdük sanırım. Yani bir şey öttü ama hayırlısı arkadaşlar. Aa, burada bakın bir ışık da yandı. Bir saniye, hemen onun yanına da bir gidelim. Bu bakın alttaki şeyi galiba artık yönetebileceğiz. Evet, bir yazı. Banban Anaokulu yazısını yönlendiriyor. Herhalde bunu şuradaki tahtaya yönlendireceğiz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir daha yönlendirsek. Yok, böyle çıktı. O zaman bu. Mu. Galiba böyle. Tamam. Şimdi içeriden bir sonrakine tıklayacağız ve onu çözmeye çalışacağız sanırım. Tamam, buna da bastık. Işıklar loşken ne yapmayı planlıyorsan çabuk yap. Yaramazlar acıma bilmez. Hadi bakalım hayırlı işler. Şimdi bir de karanlıkta mı yapacağız? Çok güzel. Tamam. Hemen bir sonrakine bakalım. Zaten bunların hepsini yaktığımıza göre bir sonraki de bu olsa gerek. Doğru mu oldu? Evet, doğru oldu. Bir sonrakisi için de hatta şurada ışığımız yandı arkadaşlar. Hemen şuradan bunun ışığını da şöyle bunun üzerine getireceğiz diye. Diğer yaktığımız ışığın üzerine getireceğiz diye tahmin ediyorum bu arada. Onu da halledelim hemen. Bir daha getirelim. Ya, oğlum niye gelmedi bu? Düzgün olmadı bu ya. Yani tam tutmadı gibi geldi bana ama bir sonrakine belki birazcık daha kaydırabiliriz şunu. Ama neyse, zaten bir tane daha yakacağımız olan olduğu için şimdilik bence bir sonrakini yakıp bir halledelim. Ondan sonra onunla uğraşırız arkadaşlar. Şuna basalım tekrar. Oh, ortalık aydınlandı. Işıklar açıkken kendimi çok daha güvende hissediyorum. Vallahi ben de öyle. Daha rahat bir şekilde 3. renk bulmacasını çözebileceğiz gibi duruyor çünkü. Evet. Şu drone gitsin lan. Heh. Bir sonrakine geçelim. Tek bir tane kalmıştı. Basalım arkadaşlar ve tamam.
Tüm bu renkli ışıklar ne için diyor. Biz onu az önce zaten çözdük, merak etme. Hangisini çevirmemiştik? Şu kırmızı olanı mı? Bakayım bir üst tarafa. Bakalım, aynen. Şu kırmızı olanı da bunun üstüne getireceğiz arkadaşlar. Şöyle yan tarafa doğru. Nerede lan bu? Ha, şurada. Tamam. Tamam. Oo, geri sayım başladı. Saklanmamız gerekiyor. Buraya gir diyor. Eyvah. Tamam. Hemen geliyorum yanına dostum. Bekle, 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 bekle. Oğlum garip sesler geliyor. Ha, ne oldu şimdi? Oğlum sen hiç dışarıda oynatılan video bitene kadar beklememiz gerekiyor. Tamam, bekleyelim. Ne yapacak video bize acaba? Bir kelime daha etme. Tamam yani sen benim normal şu anda videoda konuşmamı duyamazsın herhalde, konuşuyorum. Hello. It's your friend Batman. I need your help. Aman senin arkadaşın. Yardıma ihtiyacım var diyor. Dışarıda mı? Bu kapıyı açmayı bile düşünme. Aç diyor. Ne oluyor lan dışarıda? Garip grup şeyler. Açın diyor. Eyvah. Dur, açıyorum ben kapıyı ha. Aman lan, açıyorum. Sakin ol. Çocuk gir içeri diyor. Ne yapacağız burada? Bir dakika. Eyvah. Oğlum aç niye dedi bana kapıyı o zaman? Lanet olasıca. Bu kapıyı açmayı bile düşünme. Tamam tamam tamam, açmayacağım bu sefer zaten. Ama senin şöyle arkana girmek istiyorum ben yine de. Belli olmaz, o kapıyı kırabilir. Çok sert vuruyordu valla. İlk başta sana girsin işte ise. Saldırısı. Tamam. O açılmıyor valla. Yok abicim. Açmayacağım. Açmayacağım. Işıklar tekrar yanmaya başlıyor. Sanırım video bitiyor diyor. Tamam. Düşündüğümden daha kötü. Tüm her şey benim yüzümden oldu. Valla öyle oldu biraz. Geldiğin yerden geri dönmeliyiz. Dönüş yolunda. Şerif'in beni gördüğü anda yok etmemesi için dikkatini dağıtabileceğimiz bazı şakalar düşüneceğim. Okey. Tamam, buradan devam ediyoruz. Ulan ben de senin arkana sıkıştım ha. Gel. Geliyor musun sen? Bakalım. Basalım şuna bir. Ha, burası yine açılıyor. Geri mi dönüyoruz? Okey. Döneriz. Sıkıntı yok. Şuradan kapılardan çıkacağız o zaman anladığım kadarıyla. O da zaten peşime takıldı benim. Tamam. Geldiğimiz yol burası mıydı bizim, burası mıydı? İki tane ok var ama. Burasıydı galiba ya. Dur neyse, şunu takip edeyim. Oğlum. Karanlıkta da korkunç görünüyorsun ha. Neyse, şuradan galiba. Bir dur lan. Ben şu şeyimi bir çağırayım da şuraya. Hah. Şunun ışığında gideceğiz dostum. Ben böyle geldim buraya yani. Sen nasıl geldin bilmiyorum ama. Tamam. Şuradan şöyle ilerleyelim bir adım daha. Geliyor mu bu benim peşimden? Geliyor valla. Doğru mu gidiyoruz? Emin değilim bu arada. Ama şurada ışıklı bir bölge var. Herhalde oraya gidiyoruz arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum yani. Tamam. Biraz daha yukarıya doğru verirsek daha iyi oluyordu. Onu unuttuk. Hah. Şöyle. Geliyor mu hala peşimden? Oo, kayboldu bu. Ben mi yanlış yola girdim lan yoksa? Pek zannetmiyorum ama. Bence doğru yere gidiyorum ama. Bakalım. Şuradan şöyle devam edelim. Hatta şuradalar. Bak iki bize yol göstericimiz. Abimiz canavar. Şurada. Bu ağaca takılmaz umarım cihaz. Vallahi takıldı. Şöyle git abi sen o zaman, dur. Hah. Şöyle güvenli bir yere git diyor. Düzgün bir yere çık. Hah. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Tamam. Ha, bu yol da çok uzun ya. Karanlık ve uzun bir yol. Oğlum. Neredesin? Bu ışık vermiyor bana. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalayalım. Banban 6'yı oynamış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.